Selamünaleyküm arkadaşlar, herkese günaydın, tünaydın. Anlaşa bak. Akıllı oğlum burada bekliyormuş sığırları, aferin sana. Bahar gel, gel. İnekleri buradan çıkartacağım da arkadaşlar. Şurayı bir açalım. Şuradan inekleri çıkartıp şu ormanda gideceğim. Gideyim ineklerin yanına da çıkartayım. Gördüğünüz gibi tarlalar boşaldı artık. Tarlalar boşalınca tabii inekleri gitme işi daha kolaylaştı. Kafalarına göre geziyorlar. Şimdi inekleri tarladan çıkartacağım. Zaten hemen arkada da bizim Fatma yengenin, yani aşağı köydeki komşumuzun inekleri var. Onlarla beraber güderim artık, beraber takılırlar. Kızım benim. Bu arada arkadaşlar, eskiden beri izleyenler fark etmiştir. İneklerimiz azaldı. Maalesef 3 ineğimiz gitti. İnanın biz de üzgünüz. Ama Bahar kızımız ve diğerleri kaldı. Onlara da bir hatıra klibi yapmazsam olmazdı. Ala kızımız, sarı kızımız ve sümbülümüz gittiler. Onları da şöyle onların görüntülerini de koyarak ufak bir hatırlayalım. Kader beni böyle böyle yaktı, kül etti. Dilimi dilimi divane gönlü sersefil etti. Kara kader beni böyle böyle yaktı, kül etti. Dilimi dilimi divane gönlü sersefil etti. Sor bana sor, sor bana sor. Gel sor bana dünya hangi beyleri? Felek vurgun uyum yaralar derin. Kuzusu meler vay vay. Anası ağlar vay vay, meskeni dağlar. Oy 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 bizim köylerim. Sor bana sor. Sor bana sor. Kara kader beni böyle böyle yaptı, kül etti. Delimi delimi divane gönlüm sersefil etti. Kara kader beni böyle böyle yaktı, kül etti. Delimi delimi divane gönlüm sersefil etti. Kara kader beni böyle böyle yaktı, kül etti. Delimi delimi divane gönlüm sersefil etti. Sor bana sor. Gel sor bana şurada şarap içeni. Bir duvar dibinde konup göçeni. Sararmış teni vay vay, bekler treni vay vay, sevdiği hani vay 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 vay, arar dermanı. Sor bana sor. Sor bana sor. Kara kader beni böyle böyle yaptı, kül etti. Delimi delimi divane gönlüm sersefil etti. Kara kader beni böyle böyle yaptı, kül etti. Delimi delimi divane gönlüm sersefil etti. Sor mahzuni tanır mıydı kaderi? Acılar yavrusu dertler pederi. Ezelden beri vay vay, dökerim teri vay vay, hakkın neferi vay 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 vay, oldum serseri. Sor bana sor, sor bana sor. Kara kader beni böyle böyle yaktı, kül etti. Delimi delimi divane gönlüm sersefil etti. Kara kader beni böyle böyle yaktı, kül etti. Delimi delimi divane gönlüm sersefil etti.
sor bana sor. Sor bana sor, sor bana sor. Evet, klibi de izledik arkadaşlar. Daha önce de koyunlar gittiğinde güzel bir klip yapmıştım. Bu da ineklerin klibi olsun. Öyle işte, durum bundan ibaret. Alaş gelmiş yine ineklerin yanında dikiliyor gördüğünüz gibi. Şimdi bunlar da kafasına göre gitsin. Ben takip edeceğim bunları. İstedikleri yerde gezsinler. Nasıl olsa özgür gezen inek bunlar. Bahar zaten akıllı hemen ona doğru çıkmaya başladı. Bu da bizim köyün altı. Şurada da bizim koyunlar var bu arada. Ben şimdi arkadaşlar şurayı tekrar kapatayım ki koyunlar buradan çıkmasın. Evet, inekler tam da tahmin ettiğim, koymak istediğim yere doğru kendisi yöneldi zaten. Şimdi ben de ATV ile onların önüne çıkacağım. Şöyle şurayı çekeyim de bu yoldan üstten tarladan doğru. Orada başlarında dikileceğim sadece zaten. Şu anda girebilecekleri bir ekin yulaf olmadığı için daha rahatı sadece takip ediyoruz. Ben de gideyim başlarına. Evet arkadaşlar, ineklerin önüne çıktım. Kel tepemiz arkada, mükemmel bir manzara. Şu an dışarı sıcak bile olsa ormanın serinliği gölgelere de yansıyor. Valla serin serin oturuyorum şu an. Ama hava da sıcak yani arkadaşlar. Fatma yengenin sıraları şurada. Bizimkiler de arkadan geliyorlar. Alaş da buralarda takılıyor. Şimdi beni görünce bir inekleri terk eder o. Bir dolanır gelir. Ben de şöyle serin serin oturacağım. Gelişme oldukça da çekerim arkadaşlar. Şu anda bir sıkıntı yok. ATV'm de burada. Şöyle ayaklarımı da salayım. Ormana karşı birazcık kafa dinleyelim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, yola çıktım. İneklerin çünkü bir kısmı şuradan çıkar gibi yaptı. Bizimkiler ama burada şu an, sesleri de geliyor. Ben de yolun kenarında bekliyorum. Bir araba geliyordu da ona bakayım dedim. Alaş da geldi gördüğünüz gibi. Akıllı oğlum burada bekliyor. İnşallah büyüyünce Dallas'ta babası gibi yanımıza takılır. Evet arkadaşlar, inek gütmemiz devam ediyor gördüğünüz gibi. Ama araya bir tane yabancı cisim girmiş. Komşunun Fatma yengenin sığırlarından birisi gelmiş. Bizimkilerin yanında gezip duruyor. Gariban ne yapsın, kaybetmiş kendi arkadaşlarını. Onların da inekleri var ama onlar diğer tarafa gitti. Bir ara buluşurlar elbette. Onun haricinde bizim Bahar'ımız, oğlu Cesur, papatyamız ve karanfilimiz arkada geziyorlar. Sıkıntı yok. Tarlalarda boşaldığı için artık buralara gitmelerinde de bir sorun yok. Şimdilik takılmaya devam. Papatya kızım, gel gel, seveyim seni. Bakın nasıl da insancıldır maşallah. Geldi hemen. Şimdilik öyle arkadaşlar. Rutin takılmaya devam ediyoruz. Görüşürüz tekrar. Evet arkadaşlar, inekler bu bölgeden çıktı. Burada tarla vardı. Şu an boş olduğu için oraya gittiler. Ben de şu an ormanın içinden yanlarına gideceğim. Alaş da şimdi gitti aşağıya doğru. Kameraya çekebildiğimi bilmiyorum. Ormanın içinden ilerliyoruz gördüğünüz gibi. Kestirme yol. Aslında yol değil ama ben burayı yol yaptım. Gide gele. Şöyle motoru bir kapatayım. Manzarayı da görüyorsunuz. İneklerin yanına doğru yavaş yavaş inelim. Ve inekleri buldum. Papatya burada, Bahar da hemen şurada, zili var. Sadece Cesur'a bir bakacağım. Çünkü Cesur biraz yaramaz olduğu için diğer ineklerin peşinden gidebiliyor bazen. Öyle bir durumla karşılaşmayalım. Kaybolur. Kaybolmaz da yani. Takılır gider, ayrılmasın bunlardan. Şöyle bakayım. Alaş da şimdi buradan geçti de diğer köpekler ona havladı. Ona bir baktım da. Alaş'a bir bakayım ben şuradan. Belki koyunların yanına geçmiş olabilir. Çünkü bazen öyle yapıyor. Burada inekleri gidiyor. Gittikten sonra buradan tarlaya giriyor. Koyunların yanına gidiyor. Şu an ama nereye gittiği bilmiyorum. Koyunları ben şu an görebiliyorum buradan. Bizim hemen evin arkasındaki küçük bir bahçede bak. Al işte. Alaş nerede bilmiyorum da bizim Cesur'un sesi orada. Neyse ben gideyim Cesur'u kova kova getireyim. Alaş da orada hemen. Ah Cesur, ah. Sen niye ananın peşini bırakıp da gidersin? Alaş aşağı doğru gidiyor. Nereye gitti belli değil. Yukarıdan köpekler ona havlıyordu. Neyse şimdi bir iki bağırdım. Sustular. Aha Cesur da burada bak. Ya Cesur. Oğlum sen ne yapıyorsun burada? Manyak dana. Düş önüme, döverim seni. Gelmiş buraya bağırıyor bir de deli dana gibi. Oğlum hadi. Hadi ananın yanına hadi. Hazır bıraklar gelmiş ya, şöyle bir etrafı da çekeyim bari. Görüyorsunuz aşağı köy burası da. Köpekler orada ama bıraktan avlıyorlar. Korkudan gelemiyorlar da. Cesur alayım gideyim anasının yanına. Tam tahmin ettiğim şey oldu zaten. Onun için takip ediyoruz. Bu başka bir inek gördü mü?
takılıyor peşlerine gidiyor. İnekler değil de danalar maalesef böyle olur. Gerçi kaybolmaz kolay kolay. Diğer ineklerin peşinde durur hem kötü de. Yine de takip etmek lazım. Neyse ki Cesur anladı onu götürmeye geldiğimi. Yavaş yavaş gidiyoruz gördüğünüz gibi. Ulan Cesur, ulan Cesur. Yaramazlık peşinde uğraşacağını otlasa mis gibi yorulmayacak da. Boşu boşuna bak yürüyor oradan oraya oradan oraya. Hadi oğlum hadi az kaldı. Yaramazlık kaçmaya çalışıyor. Herhalde en son buralarda geziyorlardı ya. Orada kaldı aklı. Şuradan anasını bulamıyor saftirik. Al işte. Ormana girdi. Neyse arkadaşlar ben kamerayı kapatmak zorundayım. Şu sopayla ben bunu bir yola getireyim. Yoksa bu anasını bulamayacak. Bizim inekler hemen ormanda zaten. Sesleri geliyor bana. Papatya da burada. Cesur da onları gördüğüne göre takılmaya devam arkadaşlar. Görüşürüz tekrar. Cesur tek başına cesaret edemeyince, adının hakkını veremeyince anasını bacısını toplamış gelmiş. Gördüğünüz gibi buradalar. Ben bunları buradan şimdi koyacağım içeriye. En güzeli buradan koyayım ki. Çünkü suları da var şurada. Heh gir oğlum gir. Orada takılırlar. Haydi içeri kızlar. İyi aferin. Hadi hadi hadi. Haydi. Evet arkadaşlar. Sığırları oradan koydum çekmiştim. Hemen alelacele buraya geldim çünkü sulayacağım. Alaş da akıllı oğlum benim. Gelmiş hemen koyunların yanına. Zaten suları akıyor ineklerin. Bir kamp daha getirdim ki kapışmadan içsinler. Bizim inekler hemen ayrılmış zaten. Fatmenge inekleri de bu tarlalara girdi ama onlar öte tarafta takılıyor. Bizimkiler bu yana geldi. Şu kapıda doldurdu mu? Bunlar şimdi öğlen oldu. Tam saat 1'e geliyor. Bir 2 saat, 3 saat belki de burada yatarlar. Gezerler biraz. Sonra tekrar akşamüstü çıkartırız. Burada suları da zaten vardı. İçiyorlar. Gördüğünüz gibi doluyor da yavaş yavaş. Evet arkadaşlar. Hepsi sırayla suyunu içti. Yaramaz papatya yine geliyor yanıma. Bahar gölgeye sığındı. Cesur burada. Diğer inekler de çünkü kendi bölgesinde şu an. Herkes kendi mekanına çekildi. Gördüğünüz gibi onlar da gölgelerin arasında yatıyorlar. Ne yapsın hayvanlar sıcak. Karanfil başka bir gölge buldu. Bunlar böyle bir iki saat zaten yatar. Suları da var. Şu doldu. Bu da dolunca kapatacağım. Mis gibi burada takılacaklar. Kameranın şarjı %15 olmuş zaten. Tam da iyi denk geldi. Bugünlük öğleye kadar da olsa ineklerle olan maceramız böyleydi arkadaşlar. Herkese selamlar olsun. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Başka videolarda inşallah görüşürüz. Allah'a emanet.